Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese selamlar. Eren Kayemen, günaydınlar bu arada. Şimdi dünkü yay videosu ile ilgili sanırım biraz daha baştan almam gerekecek konular var. Çünkü şu bilek konusunda bayağı bir mesaj aldım. Hani hocam bileğim olmuyor gibisinden. Hani bunun bir tık daha öncesinden alayım ki o ne yapmanız gerektiğini biraz daha iyi anlayın. Şimdi İlk olarak arkadaşlar, yani şunun olması için önce sizin şunu öğrenmeniz lazım. Yay çekerken, yayı koydum, çekmek istiyorum. Çekerken çektim. Bakın şöyle yapayım. İterken bu bileğimin bu şekilde kırılması lazım. En dipte şöyle bir hale alacak. Ama siz iterken eğer şöyle iterseniz bu zaten bilek hareketini yapamazsınız. Çok zorlanırsınız yani. Bundan dolayı ilk olarak şunu yapmalısınız. Çek, iterken kır bileğini. Çek, iterken kır bileğini. Bileğinizi kırdığınızda bakın. Şöyle değil. Düz yukarı doğru çıkıyor bak. Bunu yaptığınız zaman zaten, yani şöyle düşünün. Şu kamerayı biraz daha geriye alayım arkadaşlar. Biraz daha geniş açılı görün. Şöyle. Biraz daha gerileyim. Yani çekerken şöyle düşünün. Çek. İt. Ya burada problem vardır eğer bu olmuyorsa. Zaten bunun hızlı halinde şöyle yapıyorum. Yavaşça şöyle yapmalısınız. Hadi sol telinden yapayım. Çektim. Bakın çektikten sonra en dipte elim şöyle bir katlanmış bir vaziyette. Şöyle yukarı doğru. Çektim. Şimdi iterken yavaş yavaş bileğimi kırıyorum. 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 Ve şurada şöyle bir üçgen vaziyetini aldı arkadaşlar. Yani çek. İt. Çek. Şimdi ben bunu sadece o yayın ortasından üste doğru yapayım. Çek, it, çek, it, çek, it, çek, it, çek, it. Bakın ne yapıyorum? Her ittiğimde bileğimi kırıyorum. Bunu alışkanlık haline getirdiğimde hızlı yaptığımda şu şekilde elastik bir yapı kazanabilir. Ama diğer türlü arkadaşlar yay çekmeye başladığınızdan itibaren bunu öğrenmeniz lazım. Çünkü diğer türlü bir anda bileğinizi öyle kıramazsınız. Eğer yay çekerken şöyle çekiyorsanız veya iterken şöyle itiyorsanız burada zaten hani şunu yapmak çok zor olur, sonra şöyle yaparsınız bakın. Bu değil. Yani tamamen bilek kıracak, itecek, kıracak, itecek, kıracak, itecek şeklinde düşünün. Bu yayla ilgili, yani yayı bu şekilde rahat kullanmanızı sağlayacak en önemli etütlerden bir tanesi. Yani dünkü videoda yapamamızın asıl sebebi bileğinizin kırılmaması değil, genel olarak yay çektiğinizde bileğinizin aşağı yukarı düzgün inip çıkmamasından kaynaklı olabilir. Şimdi ikinci çözüm ise, hemen bir saniye bir kalem alayım. Mesela kalemde de şu şekilde çalışabilirsiniz. Tuttunuz mesela bileğinizi. Bakın. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bu şekilde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ama kalemi şöyle açılı değil de bak. Şöyle. Yayı tuttunuz diyelim. Tamam mı? Şu. Önce şunu alıştırmanız lazım. Şu. Dalgalanacak böyle. Bunu yaptıktan sonra zaten bunu yay olarak düşündüğünüzde kolunuz da açılmış. Şimdi şu an kolum açılmadığı için zannediyorsunuz ki yani çok tuhaf bir şekilde oluyor. Aslında hayır. Ben şu bileğimi bak düz kırdım. Düz kırdım. Kolumu açtığımda doğru pozisyona kendi girecek zaten. Şöyle düşünün. Önce şunu yapmanız lazım. Bu. Bilek kırılacak. 1-2-1-2-1-2 şu. Bunu yaptıktan sonra bakın, şimdi doğru pozisyona geçiyorum. Bak. 2, 1, 2, 1, 2. Yayın ucu hiç bozulmayacak gibi düşün. Yani kalemin ucu hiç bozulmasın. Çek,
it. Check it. Check it. Check it. Bunu yaptınız, defalarca yaptınız. Mesela altta yapıyorsunuz bakın. Check it, check it, check it. Şöyle bir dalgalansın. Çok fazla dikkat etmeyin. Ay kalem yamuldu, şöyle oldu diye. Yani genel olarak kol hareketinizi anladınız bak. Şu, şu. Bu şekilde yapa 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 daha uzun yaylar. Daha uzun. Sonra artık bu olduktan sonra yavaş yavaş yaya geçtiniz dedi. Bakın şöyle yapabiliriz. Mesela. Gördünüz mü bu iç pozisyonu? Şurada bir kırıklık olacak. Dediğim gibi o dünkü video içeriğinde yayınızın düz inip çıkmamasının asıl başlıca kaynaklarından bir tanesi bu şekilde yay çekmeye alışmamanızdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Eğer başka problem varsa yani kişisel olarak Instagram sayfasından Kaya Sanat Akademi Instagram sayfasından ulaşın. Orada küçük bir yay çekim videosu falan atın bana. Ben oradan acaba başka bir problem var mı yok mu diye bakayım. Arkadaşlar bir de oluyor mu olmuyor mu şeklinde de nerede problem var veya evet bende şu şekilde problem var gibi bir sorun, bir problem varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ben oradan da hani açıklayayım ki diğer görenler de oradan anlasın ne olup olmadığını. Bu yüzden yorum yapmaktan çekinmeyin. Geri dönükleri de bekliyorum arkadaşlar. Aa evet bak bende olmaya başladı derseniz hani hiç olmazsa o videoyu paylaşırım ben. Hiç olmazsa diğerleri de faydalanır. Şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.